İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin 177. programına hoş geldiniz. Bugün konumuz Atatürk Havaalanı ve konuğumuz Sayın Emekli Hava Pilotu Tümgeneral İrfan Sarp. İrfan Bey, programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Size programa katıldığım için çok teşekkür ediyorum. Ben seyircilerimiz için kendinizi tanıtarak programa başlamak istiyorum. Bunu sizden rica edeceğim. Tabii. Ben 12 yaşında bir çocukken Konya Askeri Ortaokulu'na girdim. 1954 yılında Kuleli Asker Lisesi'nden, 1956 yılında Hava Harbi Okulu'ndan mezun oldum. Pilotaj eğitimimi Amerika'da tamamladım. Hava Kuvvetlerimizin Muharip Jet Uçuş Birlikleri'nde pilotluk, filo komutanlığı, üst komutanlığı yaptım. Emekli olduktan sonra, 1987 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra NATO'nun Lüksemburg'daki lojistik karargahında da 10 yıl görev yaptım. Askeri öğrencilik yıllarımı ve görev sürelerimi de hesap ederseniz 49 yıl, tamamı 49 yıl oluyor. Hayat hikayem bu. Maşallah. Peki siz Atatürk Havalimanı'ndan hiç uçtunuz mu? Elbette. Şimdi ben Atatürk Havalimanı'na bu jetlerle uçarken iki defa iniş yaptım. Çift kişilik jet eğitim uçağıyla, T-33 tabir ediyoruz. O zamanlar Atatürk Havalimanı'nda uçak sığınakları vardı. Uçak sığınakları vardı. Onunla irtibat görevi için Atatürk Havalimanı'na askeri pilot olarak uçtum. Tabii sivil hava yolları ile de malumunuz çok uçağın kabininde çok uçuşlar yaptım. Atatürk Havalimanı'ndan çok uçuşlar yaptım. Peki, şimdi programımıza şöyle başlamak istiyorum. Bize bu Yeşilköy Tayyare Meydanı'nı kısaca bir tarihini anlatır mısınız? Çok güzel. Tabii ki her şeye ilk önce o tarihten başlamak lazım. Dünyada ilk uçak 1903 yılında Amerika'da uçuyor. Amerikan askeri havacılığı 1909 yılında başlıyor. Bizim o zamanki çok yetenekli, bilgili komutanlarımız, en başta Mahmut Şevket Paşa olmak üzere Harbiye Nazırı, havacılığın önemini anlıyorlar ve hemen bir havacılık teşkilatı kuruyorlar. Havacılık teşkilatı 1900, evet, Mahmut Şevket Paşa, saygıyla anıyorum, havacılığın ilk adımını atan savunma bakanımız ve iki pilotumuz Fransa'ya eğitime gönderiyorlar, uçuş eğitimine gönderiyorlar. Pilotlarımız uçuş eğitiminden dönecekleri sırada tabii ki İstanbul bölgesinde bir bu uçakların konuşlandırılacağı bir yer arayışına giriyorlar. Mahmut Şevket Paşa ilk önce havaalanının Anadolu yakasında olmasını arzu ediyor. Yapılan incelemede oranın müsait olmadığı ve şimdi Yeşilköy Havalimanı'nın, askeri Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yer en uygun olarak ve ilk uçaklarımız 1912 yılında, yani tam 108 yıl önce bu havalimanına, havaalanına, o zamanki ismi Yeşilköy Tayyare Meydanı, ona iniyorlar. Buranın kısacık tarihi bu. Peki orada Süreyya İlmen Paşa'nın görevi, rolü neydi? Süreyya İlmen Paşa'mızı da saygıyla anıyoruz. Tabii ki Mahmut Şevket Paşa karargahında, o zamanki Erkan-ı Harp karargahında havacılık teşkilatını kurmak istediği zaman Kurmay Yarbay Süreyya İlmen, çok güzel bir geçmişi olan, çok çok yetenekli bir subayımız, onu bu teşkilatın başına getiriyor. Ve teşkilatın ilk adımı 1 Haziran 1911 yılında, biz o günü havacılar olarak hep kutlarız, 1911 yılı 1 Haziran'da havacılık teşkilatı kuruluyor. Süreyya İlmen Paşa'mız başkanlığındaki hava teşkilatı tarafından kuruluyor. Peki yanılmıyorsam bu Atatürk'ün de sanırım bizde bir fotoğrafı olacaktı. Atatürk havaalanı. Bu resimle ilgili bir bilginiz var mı? Bakın,
ebedi başkanımız ve yüzbaşı rütbesindeyken, o zaman kol ağası diyorlar, Paris'teki Piccadilly tatbikatlarına gidiyor. Piccadilly tatbikatlarında ilk defa orada 1908 o civarlarda ve ilk defa olarak oradaki uçakları görüyor. Ve çok etkileniyor. Daha yüzbaşı rütbesindeyken, daha uçaklar henüz daha düşünülmemişken, o bir havacılığın önemini anlayıp ilk adımını atanlardan başkomutanımızdır. Ebedi başkomutanımız odur. İlk istikbal göklerdedir diyen odur. Evet. Peki şimdi 7 Nisan 2019'da Atatürk Havalimanı kapatıldı. Kapatıldığında 63 milyon yolcuya hizmet veriyordu ve yolcu taşıma kapasitesi sıralamasında 17. sıradaydı. Evet, doğru. Yolcu hizmetleri açısından ve yolcuların değerlendirmesi göz önünde bulundurulduğunda dünyanın en iyi 5. havaalanıydı. Doğru, evet. Bu eDream sitesinde bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi şunu merak ediyorum. Kapasite var, yani neredeyse 70 milyon yolcu taşınıyor. Bu arada başarılı bir hizmet de sağlıyor. Peki Atatürk Havalimanı kapatılmasını gerektirecek bir teknik eksiklik veyahut uçuş güvenliği sorunu vardı da mı kapatıldı burası? Gerekçe neydi? Efendim, siz şimdi söylediniz. Atatürk Havalimanı dünyanın ilk 17. sıra, binlerce havalimanı arasında 17. sırasında. Teknik açıdan tabii ben pilot gözüyle baktığım zaman hava alanlarının elektronik sistemleri, seyir sefer sistemleri, uçakların tabii çok kötü havalarda yaklaşmaları, bütün konuları bir arada düşündüğümüz zaman Atatürk Havalimanı dünyanın en teknik, elektronik sistemleri en mükemmel, havacı arkadaşlarımız Cat 3 tabir ediyorlar. Yani bir pilot sıfır fit görüşte ve irtifada hiç görüş olmadığı zaman Atatürk Havalimanı'nın pistine bu elektronik sistemler vasıtasıyla ve gelip iniş yapabiliyor. Sizin sorunuzun cevabı, Atatürk Havalimanı dünyanın en mükemmel havalimanlarından bir tanesidir ve o havalimanların başında gelmektedir, başlarında gelmektedir. Peki siz hep Atatürk Havaalanı'nın 3. havalimanı olarak kullanılmasından yanaydınız ve bu konuda çok yazılar yazdınız vesaire. Doğru. Peki İstanbul'da 3 havaalanının aynı zamanda çalışmasının uçuş güvenliği açısından bir sakıncası var mıydı? Hiçbir sakıncası yoktur. Bunu defalarca yazdım, ilgili makamların dikkatine sundum. Tekrar ediyorum. İstanbul hava sahasında ilk önce şöyle söyleyeyim. İstanbul hava sahasında sadece Atatürk Havalimanı, yeni yapılan İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçek Havalimanı yok. Ayrıca Çorlu Havalimanı var, Bursa Yenişehir Havalimanı var, hatta Hazerfen Havalimanı, havaalanı küçük tabii orası. Bütün hepsinin uçuş trafiği emniyetli olarak, çünkü elektronik sistemler çok gelişti, elektronik olarak yönetilmesinde, %100 emniyetle yönetilmesinde hiçbir problem yoktur. Şimdi ilk önce buna devam etmem lazım. Şimdi diyeceksiniz ki siz havayolu pilotu değilsiniz. Evet, değilim. Ben muharip uçak pilotuyum, jet pilotuyum. Ama benim de tabii arkadaşlarım var. Ben tabii bu konu benim uzmanlık sahamın dışında olduğu için önce bu uçuş trafiğini yönetenler, bunlara biz hava trafik kontrolörleri tabir ediyoruz. Çok değerli arkadaşlarımızdır. Çok bilgili, mükemmel lisan bilen arkadaşlarımızdır. Ben bunlardan bu bilgileri aldım. Bir de tabii o havalimanlarından binlerce defa iniş, kalkış, yaklaşma, uçuş, kalkış yapmış kaptan pilot arkadaşlarımla konuştum. Dedim ki ya bakın böyle böyle yetkin makamlar bu 3 havalimanının yönetilmeyeceğini söylüyorlar. Ben buna bir şey söyleyemem. Ben muharip uçak pilotuyum. Siz ne diyorsunuz?
İnanın sadece bir kişi değil, iki kişi değil. Çok değişik kaynaklardan bunu aldım. Şurada açık ve emin olarak söylüyorum. O kaynakların bana ilettikleri bilgilere dayanarak söylüyorum. Hatta sadece bilgiler değil, bana çizimlerini gösterdiler. Bu hava sahasındaki çizimleri gösterdiler. Hava trafiğinin kontrol edilmesi için, yani pilotlar uçaklara geliyorlar, yaklaşıyorlar vesaire vesaire. Onların çizimlerini gösterdiler. Bu Jepsen tabir ediyor. Bütün dünyanın kullandığı bu çizimleri gösterdiler. Ve beni de bayağı böyle eğittiler diyelim askeri pilot olarak. Bütün söyledikleri şudur. İstanbul hava sahasında bu bahsettiğim bu beşi. Uçuş trafiğinin yönetilmesinde hiçbir sorun yoktur. Nokta. Peki dünyada başka şehirlerde örnek verecek olursak havaalanı var. Aman mesafeleri... ben sizin sözünüzü ağzınızdan kaptım şimdi. Elbette. Şimdi ben size görseller göndermiştim. Ben size şimdi bütün çok teferruata girmeden. Şimdi sadece... O zaman pardon sözünüzü keseceğim İrfan Bey. Şeyi alabilir miyiz? Londra Havaalanı'nın görseli olacaktı. Onu rica edeyim. Evet. Tabii. Şimdi ben de zaten bu görselleri isteyecektim. Bir Londra, ben çalışmalarımda, bütün yazılarımda bu üç metropolü, dünya metropolünü çizmiştim, anlatmıştım, ispat etmiştim bir problem olmayacağına. Birisi Londra, şimdi karşımızda. Birisi New York, birisi de Moskova'yı aldım. Üç metropol. Neden onları aldım? Çünkü bakın, şimdi bakıyorum. Londra'da kaç havaalanı var? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 havaalanı var. Değil mi? Çok ilginçtir. Pek çok kimse bilmeyebilir. Londra'nın Thames Nehri'nin tam üzerinde London City diye bir havalimanı var. Ve bu jet uçakları inip kalktığı günde de 200 uçak inip kalkıyormuş. Onu da öğrendim. Bir havaalanı var. Onun hemen güneyinde yine çok büyük yolcu yoğun trafiği olan Gatwick Havaalanı var. Tabii batıda Heathrow, yukarıda Luton, Southend Airport vesaire. Şimdi bakın, orada siz yazmışsınız. Şimdi milleri söylüyorum. Heathrow ile Gatwick arasında 24 deniz mili var. Gatwick ile biraz evvel bahsettiğim London City arasında 7 deniz mili var. Peki İstanbul yeni yapılan havalimanıyla Atatürk Havalimanı'nda kaç deniz mili var mesafe? 19 deniz mili var. Şimdi mukayese edelim. Ona geçmeden önce İrfan Beyciğim, ona geçmeden önce New York'u da görelim. Tabii. Yalnız bunu aklımızda tutalım. Bu çok önemli, 7 mil. Şimdi bakın New York'a, evet. Bakın. New York'a bakın. New York'ta tesadüf, yani görevliyken böyle görevli olarak gittiğim zaman JFK havaalanına birkaç defa inmiştim. Bir kere de LaGuardia havaalanına inmiştim. Şimdi burada görüyorsunuz, şimdi en güneyde JFK Airport diye yazıyor. Onun hemen kuzeyinde LaGuardia yazısı biraz bu tarafa gelmiş ama o denizin kenarında bir yerdedir. JFK ile LaGuardia arasında 9 deniz mili var. 9 deniz mili var. Şimdi bunların bir de şunu iddia ediyorlar bu makamlar, bunun hava limanının problem olduğunu, İstanbul'la Atatürk Havalimanı arasında problem olduğu dair. Aynı istikamette diye. Şimdi bakın, JFK Havalimanı ile LaGuardia Havalimanı arasında her ne kadar 9 mil var ama ikisinin de doğu batı istikametinde pistleri, uçuşlar doğudan, rüzgar batıdan estiği zaman doğudan yaklaşıyorlar ya. İkisinin arasında 4 deniz mili var. 4 deniz mili. Bizim ne kadardı? 19 deniz mili. 4 deniz mili, 19 deniz mili. Biz, matematikle matematikle izah ederseniz bir şeyi, hiç şarkıya, sürkiye, müziğe, şiire hiç gerek yok. Matematikle izah ettiğiniz bir konu bitmiş. O zaman arkadaşlarımızdan İstanbul hava sahasının da görselini rica edeceğim. Şu görselde öncelikle şeyi görüyoruz. Bu üç havalimanı arasındaki deniz mil mesafelerini görüyoruz. Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı 29 mil diyor. Sabiha Gökçen ile İstanbul Havalimanı daha da yakın. Orada 24 mil var.
Atatürk Havalimanı'yla Sabiha Gökçen'in arası da 38 mil. Netice olarak hiçbir problemin olmayacağını burada net ve anlaşılır bir şekilde ifade ediyorum. Rejiden şey rica edeceğim, bu dünyanın en eski 10 havalimanının listesi olacaktı. Onu rica edeyim. Hay yaşa sen Sibel Hanım, bak bu o kadar önemli bir noktaya devam. Yani ben bunu görünce bu, yani ben bu dünyada kurulan ilk 10 havaalanı görselini görünce inanın ki çok üzülüyorum. Bakın, dünyada havacılık nerede kuruldu? Amerika'da değil mi? 1903 yılının Aralık ayında Pil uçtular, orada kuruldu. Amerika'da ilk askeri havacılık 1909 yılında kuruldu. Bizde ne zaman kuruldu? 1911 yılında, onlardan iki sene sonra. Ve bakın şimdi, buradaki listeye bakın, İstanbul Yeşilköy Havaalanı 1912 yılında kurulmuş, dünyada en eski kurulan 6. havalimanı, havaalanı. Görüyor musunuz? Görüyoruz. Yani bu nasıl kapatılabiliyor? Yani ben bu fotoğrafa baktığım zaman çok üzülüyorum, çok. Peki siz Atatürk Havalimanı kapatılmaması için gerçekten çok çok çabaladınız. Hatta Ekrem İmamoğlu'yla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle de temasa geçmiştiniz hani bu kapatılmasın diye. Hatta doğru hatırlıyorsam siz buraya Yeşilköy Havacılık Müzesi yapılmasını da önermiştiniz. Tabii, tabii. O da ayrı bir hikaye. Dünyadaki bütün havacılık ülkelerin, yani hava müzesi deyince hepsinin üzeri kapalıdır ve uçaklar bütün kapalı yerlerde muhafaza edilebilir. Maalesef bizim havacılık müzemizdeki bütün o kıymetli uçaklarımız güneşin, yağmurun, karın altındadır. O konuyu yani tam bir yaraya parmak bastınız. O da ayrı bir konu. Onun için ayrı bir program yapalım sizinle. Çok evet. Üzülüyorum. Bütün uçaklarımız, o kıymetli uçaklarımız açıkta, güneş altında, karda sergilendiği için o da benim bir yaramdır. Kalbime dokunan bir yaradır, evet. Ben rejiden iki görsel rica edeceğim. Önce Atatürk Havalimanı'nın havaalanındaki pistleri gösteriyor. Ve hastanenin tam olarak yapıldığı yeri gösteren bir görselimiz var. Onu rica edeyim. Bakın. İstanbul Atatürk Havalimanı bizim harekat planlarımızda yeri olan bir havaalanıydı. Ve bu sebeple 1970'lerde oraya muharip uçakların sığınakları, beton sığınakları inşa edildi. Çünkü bu uçaklar açık parkerlerde korundu. Park ettiği takdirde gelip düşmanın bunları ima etmesi çok kolay. Bu sığınaklar da, beton sığınaklar da o kadar öyle tahayyül etmeniz için söylüyorum. 500 birlik üzerine bomba düşse bile kolay kolay parçalanmayacak sığınaklar. Ne oldu bu sığınaklar, uçak sığınakları? Tabii Atatürk Havalimanı'nın yolcu trafiği arttıkça gece uçakların, yolcu uçaklarının park ediyeri yetmedi. Yetmeyince bu uçak sığınakları yıkıldı ve yerlerine büyük bir park yeri yapıldı. Ama yani bu uçak sığınakları yıkıldı diye Atatürk Havalimanı'nın askeri amaçlarla kullanılmasında herhangi bir ihtiyaç olmadı mı? Hala ihtiyaç vardır ve Atatürk Havalimanı gerektiği zaman muharip uçakların oralara intikal etmesi ve oradan harekat yapması için mutlaka açık tutulmalıdır. Şimdi bakın, hastanenin olduğu yer ölçeğine göre ben böyle çizdim burada. Hastane yazısı yazıyor üzerinde. Pistlerin kırılarak yapıldığı hastane yapıldığı yeri. Şimdi bakın şunun görseline bakın, büyüklüğüne bakın. Bir de şöyle bu 0523 pisti. 0523 pistinin burada da büyük park yeri yazıyor. Görüyor musunuz? Hastanenin büyüklüğüne görüyor musunuz? Bu ölçeğine göre bu kulüp haritasında böyle metrelerce hatasız bu şey yapılır. Şimdi şu kareye bakın. Dikdörtgene daha doğrusu. Şu dikdörtgene bakın. Bir de şuraya bakın. Şurada bir dikdörtgen var.
burada bir dikdörtgen var, burada bir dikdörtgen var, bir de burada dikdörtgen var. Yani bunların ölçeğine göre büyüklükleri şu hastanenin büyüklükleri kadar. Şunu demek istiyorum. Eğer istenseydi hiçbir şekilde bu pistler kırılmadan şu büyük park yerine tam 4 tane bunun gibi hastane yapılabilirdi. Ben söyleyecek söz bulamıyorum. Rica ederim. Söyleyecek söz bulamıyorum. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Burada yani söylemek istemiyorum. Yani. Aslında o görsel çok ilginç. Çünkü şeyi görüyorsunuz. Yani gerçekten orada yer vardı. Ve dediğiniz gibi yani 4 hastanelik yer boş dururken pistlerin özellikle kırılıyor olması yani çok enteresan. Neredeyse insan iyi niyeti sorguluyor burada. Sevgili Sibel Hanım, heyecanlanıyorum. Ben heyecanlı bir tayyareciyim. Şimdi bakın. Bu pistler kırıldı ya. Benim kalbime hançer sapladılar. Hançer. Daha ne diyeyim? Yalnız benim derken dikkat edin. Ben kendimi söylüyorum ama bütün havacıların kalbine şu kırılan pistler aynen birer hançer gibi saplanmıştı. Bitti. Ne diyeyim? Yazıklar olsun diyorum. Yani ben de şu anda söyleyecek söz bulamıyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Dünyada bir hava alanının pisleri kırılarak ve diğer pisli de üstelik de faal. Dünyada tek bir yer var mıdır? Tek dünyanın bir ülkesinde, tek bir havalimanında üzerine hastane yapılan tek bir yer var mıdır? Varsa olan bana söylesin. Söyleyemez. Çünkü yoktur. Böyle bir şey yok. İlk defa bizde olmuştur. Yazıklar olsun. Peki şunu sorayım. Hani havaalanı olup kullanılmayan, korunan, boş duran havaalanı var mı? Aman ne kadar güzel. Ya ben size şimdi şöyle söyleyeyim. Çok ilk önce göstermiştik ya dünyanın ilk 10 havalimanını. Hı hı. Onları bir taraf. Onların hepsi uçuşlar devam etmektedir. Amsterdam'daki diğer şeydeki gibi ülkelerdeki gibi Londra'daki gibi ya da müze olarak kullanılmaktadır. Müze, havacılık terminaller şeyler kullanılmaktadır. Havalimanı kullanılmaktadır. Ben size şimdi şöyle aklımda kalan. Şimdi mesela ben bunu havayolları kaptan pilot arkadaşımdan öğrendim bu konuları konuşurken. Dedi ki ya mesela de, Almanlar dediler, Berlin'de dediler, Tempelhof mu? Diye bir meydan var. Pardon, bu, sözünüzü kesiyorum. O görseli rica edeceğim. Berlin havaalanını. Ha, evet. Şimdi arkadaş, bakın. Bu Berlin Tempelhof Havalimanı. 1923'te kurulmuş. Tabii Berlin o zaman kim bilir bir küçük bir kasaba gibiydi. Büyüyünce şehir Tempelhof şehrin içerisinde kalmış. Ve Tempelhof tabii ihtiyacı karşılamadığı için Berlin'in doğusunda, kuzeyinde 2 havaalanı yapıldı. Onları kullanıyorlar. Peki bu havalimanı 12 yıldır hizmet dışı kalmış. Pistleri aynen öyle muhafaza ediliyor. Şimdi bakın. Bu cümlem önemli. Hava alanları bir ülkenin stratejik değerleridir. Havaalanları bir ülkenin stratejik değerleridir ve mutlaka muhafaza edilmelidir. 1-2. Bir havaalanı elden çıktığı zaman onu geriye getirmek çok çok zordur. Öyle olmasına rağmen bakın Almanlar onu uyguluyorlar. Havaalanını stratejik değer olarak kabul ediyor ve onu muhafaza ediyor. Daha örnekleri var. Komşumuzdan misal verelim. Yunanistan'dan misal verelim isterseniz. Bu Atina'nın görselini rica edeceğim. Şimdi bakın. Varsa görseli hangisini koyduk buraya?
Ha yaşa. Şimdi bak, Atina Elenikon Havalimanı. Bu biraz bunun kuzeybatısında Pire Limanı var. Bunun kuzeyinde de Atina Havalimanı. Şimdi bu 1938 yılında kurulmuş ve aynı Berlin Tempelhof'ta olduğu gibi Atina'nın ve Pire'nin ihtiyaçlarını karşılamadığı için tutmuşlar yeni bir Eleftheros Venizelos Havalimanı yapmışlar Atina'nın doğusunda. Şimdi bakın, bu havalimanı 19 yıl evvel hizmete kapatılmış. E pisleri neden acaba aynen duruyor? Komşumuzun... İleride bu hastanenin yapıldığı yerdeki pistlerin tekrar tamir edilebileceğini düşünüyor musunuz? Çok güzel bir soru sordunuz. Ben diğerlerini, diğer çok kötümser arkadaşlarımız var. Onlara bir tenzih ediyorum. Ne diyorlar? Bu iş oldu bitti. Pistler kırıldı. Atatürk Havalimanı elden çıktı. Orası işte hastanelerin yapıldığı, turizmlerin şey yapıldığı. Ben inanır mısınız? İnanır mısınız? Ben şunu şu kalbimden inanıyorum. Zamanı gelecek bu yapılan büyük kötülük ve hata düzeltilecek. İnşallah diyelim. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Tekrar görüşmek üzere. Bu programa katıldığım için inanın ki çok mutlu oldum. Dertlendim, dertlerimi anlattım. Yer faydalı olabileceksem ne mutlu bana. Peki, çok teşekkürler. Haftaya ben tekrar bir şehir hepimizin programında görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler, sağ olun.